Evet değerli dostlar, tekrardan herkese merhabalar, selamun aleyküm. Şimdi birleşim neden bu kadar çok gidiyor soruları bana sürekli Twitter üzerinden ya da YouTube'dan mesajlar gelmeye devam ediyor. Daha gider mi, gitmez mi? Tabii ki ben yaklaşık kaç gün önce, birkaç gün önce paylaşmıştık zaten sizlere. 2 hafta önce birleşimin işte teknoloji şirketi kusursuz bir bilanço gönderdi. Uzun vade yatırım için cazip bir hisse dedik ve buradan paylaşmıştık yani burada büyük rally'ye hazırlıklı olun diye. Ve şirket o gündür bugündür 2 haftalık süre zarfı içerisinde ciddi bir rally yaptı. Bunun ana nedenleri elbette var. Çünkü neden diyecek olursanız burada bazı nüanslardan bahsettim. Özellikle cari FK ile prospektif FK arasındaki makasın iyice arttığını, hatta FK ortalamasının ile prospektif FK yani 2023'ün yıl sonunda getireceği karla beraber, ciro ile beraber prospektif FK'mız ciddi seviyelere düşecektir. Ve bunun ortalaması yani FK ortalaması 15 iken 11'li seviyelere düşebilme ihtimali var. Sektör FK'sına baktığımızda 43'lü seviyelerde bu şirket 10 FK'da işlem görür mü sorusunu sormuştuk. Elbette buradaki durumlarda iskonto oranına bakmamak gerekiyor. Çünkü bazı cari değerlere de bakmak gerektiğini düşünmüştük ve söylemiştik sizlere. Şimdi efendime söyleyeyim. Şimdi şirket biliyorsunuz ki bazı aracı kurumlar raporlar hazırlıyorlar. Şirketle temas haline geçiyorlar. Ve orada bir ciro tahmininde bulunuyorlar. 3 aşağı 5 yukarı ben de öyle bir çalışma yaptım sizlere 2023'ün yani o hedeflerin tutmasıyla beraber bu şirketin gidebilecek seviyelerini sizlere anlatmaya çalışacağım. Buradaki iskonto oranına bakmayın ama öncelikle ana hikayeye odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi değerli dostlar, hisse fiyatımız şu an 36,64'te tavan seviyelerinde işlem görmekte. Özellikle kısa vadedeki yükselişinden itibaren yani biraz temkinli olmakta fayda var. Sadece bu şirketin ederinin kaç TL olduğunu merak eden dostlarımıza bu videoyu paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi değerli dostlar, son 5 çeyrek FK ortalaması 15, son 5 çeyrek piyasa derivli defter derli ortalaması 4, son 5 çeyrek firma derivli FAVOK ortalaması 17'dir. Şimdi bunlara baktığımızda cari FK'mız 22, sektör FK'mız 43, bakın sektör FK'ya göre cari FK'nın bile uygun olduğunu görebiliyoruz. Piyasa derivli defter değerimiz 11, sektör piyasa derivli defter değeri 13, sektöre göre hala ucuz olduğunu yine söyleyebiliyoruz. Şimdi yıl sonu FK'mız 10'muş değerli dostlar. Yani 22'den 10'a düşecekmiş. Neredeyse yarı yarıya kadar bir ucuzluktan söz konusu bir unsur var burada. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ciro tahminimiz 4 milyar seviyesinde. Bu 4 milyar gelir mi? Şimdi zaten 2023 yılı içerisinde almış olduğu ihale toplamı 3 milyar 300 milyon seviyesinde. 3 milyar 400 milyon seviyesinde. Sen bunu 3,5 milyar seviyesinde de 500 milyon da sağdan soldan gelse 4 milyar seviyesinde bir ciro tahmini söz konusu olabilir. Yani bu 6 aylık süre zarfı içerisinde bir 500 milyon daha da ihale alsın ki bana soracak olursam belki de ciromuz 5 milyar 6 milyar seviyesinde olabilme ihtimali var. Çünkü önümüzde daha 6 aylık süre var. Tabii ki bu ciro tahminini yukarı revize ettiğimizde buradaki dengelerde biraz değişebilme ihtimali var. Hemen şöyle bir 6 yapsak burada iskonto oranımız 50 TL'ye kadar çıkacaktır. Çünkü bu 6 aylık süre zarfı içerisinde de ne yapacaktır? Şirket ihaleler alacaktır. Çalışacaktır ve şirket tam kapasiteyle çalıştığı için de buradaki rakamları görebilme ihtimalimiz yüksektir. Şimdi FAVOK'uma baktığımızda değerli dostlar öncelikle FAVOK marjını bulmak gerekiyor. Burada ben FAVOK marjını 15 aldım. Yani ben büyük ihtimalle yıl sonunda 15 FAVOK'la çalışabileceğini düşünüyorum. Net kar marjı da son bilançodaki net kar marjını aldım. Şimdi bu veriler doğrultusuna FAVOK'umuz 900 milyon seviyesinde bir FAVOK üretecektir. Net karımız da 1 milyar 500 milyon seviyesinde olacaktır. Şimdi 1 milyar 500 milyon seviyesinde net karımız olacaktır. Piyasa değerimiz de minimum 1 milyar seviyesinde olacağını öngördüğümüzde şirketin ortalama değeri 50 TL olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu yıllıklandırılmış net karın daha fazla geleceğini de öngörmek mümkündür. Şimdi
Sermaye baktığımızda değerli dostlar, sermayemiz 224 milyon. Ciromuz 6 milyar, favokumuz 900 milyon seviyesinde, öz sermayemizi aynı şekilde aldık. Piyasa değerimiz de 8 milyar 200 milyon seviyesinde gerçekleşecektir. Şimdi değerli dostlar, net kar marjına baktığımızda yine aynı şekilde buradaki net kar marjı da değişkenlik gösterebilir. Bu 25 olabilir, 20 olabilir. Buradaki iskontoyu doğrudan ne yapacaktı? Değiştirecektir. Şimdi hisse başına karımız ne olacaktır efendim? Yıllıklandırmış net karımız 1 milyar seviyesinde olur ise 4,46. Şimdiki hisse başına karımız kaç? Hemen şuradan bulalım. Hisse başına karımız 1, yani 4 katlık bir yükseliş demek. Bu gerçekleşirse inanılmaz iskontoya sahip olabilme ihtimali var. Şimdi benim sana anlatmak istediğim şey burada, yani ortalama 53 TL görüyorsunuz. İskonto oranımız hala %44. Yani yıl sonu için hala iskontolu işlem görüyor. Ama biraz önce de Kontrolmatik'in videosunda da paylaştığımız gibi değerli dostlar, buradaki önemli olan şey sektör ortalamasını baz almak ve şirketin cari FK'sı ile FK ortalamasını baz aldığımızda bu şirketin ucuz olup olmadığını net bir şekilde görebilme ihtimalimiz söz konusudur. Bu arada arkadaşlar, burası Kontrolmatik değil, Sayas. Pardon, Birleşim. Birleşim. Sayas. Benim kafam allak bullak oldu. Bilmiyorum, ben şimdi Allah bilir videonun başında Sayas demişim. Ondan sonra videonun ortasına Kontrolmatik demişim. Videonun sonunda işte Birleşim'e çevirdik. Sizin de kafanız karıştı değil mi? Benim de karıştı. Her neyse, yani bu video Birleşim için geçerli değerli dostlar. Onu da bileyim. Hem burada da Birleşim mi yazdık? İyi. Ya kafa nerededir ki? Kafa nerede? Şimdi evet, yani 3 aşağı 5 yukarı hala iskontolu olduğunu görebiliyoruz. Ama cari FK baktığımızda 22 FK'mız var değerli dostlar. Sektör FK'ya göre çok ucuz olduğunu buradan görebiliyoruz. Bir de bu şirketin yıl sonu cari FK'mız var. Bu da 8'e düşecektir. Buradaki yıllıklandırılmış net karımız 1 milyar seviyesine gelirse, ki büyük ihtimalle gelme ihtimali yüksektir, 8 FK'yla. Şimdi son 5 çeyrek FK ortalamasına baktığımızda 15, 8. Yani FK ortalamasının bile daha hala yakalanmış durumda değil. O yüzden bu şirketin hala %50'lik belki %60'lık bir potansiyeli vardır yıl sonu için. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. 53 TL gibi, 55 TL gibi seviyeleri görebilme ihtimali var. Yani bu tarz şirketleri hesaplamasını matematiksel işlemle 2 dakikada görebilme ihtimaliniz var. Sadece yapabilmeniz gereken şey ciro tahminini yapmak. Ondan sonra da net karını hesaplamak. Net karını da nasıl hesaplayacaksın? Net kar marjından, favok marjından 3 aşağı 5 yukarı alabilirsiniz. Hatta bunun son 2-3 çeyreğini de, ortalamasını da alıp öyle yapabilme ihtimaliniz var. Mesela buraya bakalım hemen, Birleşim'in şeyine bakalım. Evet, favok marjına baktığımızda 8'li 9'lu 10'lu seviyelerdeymiş. Bunun ortalaması 10 diye alsan biraz daha iskontosunu düşürürsün. Burada mesela 26'ymış, 10'muş, 26'ymış, işler yoluna gitmiş galiba. Bunun ortalamasını da 25-23'lü rakamlara alırsan, iskontosunu tam öldürmek istiyorsan ya da gerçek ederini tam bir şekilde görmek istiyorsan, bunlarla oynama elbette yapılabilir. Hemen buradan yaptın. Bir de buradan da bunu da 20 al efendime söyleyeyim. Tamam mı? Yani hala %47'lik ya da %30'luk bir ne varmış? İskontomuz varmış. Bu tarz şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Yeter ki yıllıklandırılmış net karda 1 milyar seviyesine kar açıklasın. Buradaki 1 milyar seviyesine kar açıkladığı an itibariyle de yıl sonu FK'mız 8 seviyelerine düşecek. Biz yine diyoruz ki 800 milyon nettir, garantidir gibi duruyor. Özellikle bazı şirketlerin yapmış olduğu hedefler doğrultusunda. Bu da FK'mızı 10 seviyesine indirecektir. 10 FK'yla bu şirket işlem görür mü? Zaten görmeyeceğini de bu tavan serileriyle görmüş olduk. O yüzden ne yapmak gerekiyor? Bu şirketlerin FK ortalamasını iyi bilmek gerekiyor. FK ortalamasının altındaysa prospektif FK'mız, uzun vadeli yatırımda o şirket seni özmeyecektir. İstediği kadar 2 hafta, 1 ay, 2 ay, 3 ay boyunca oralarda dolansın, %10, %20 düşsün, ama günün sonunda elbette senin söylemiş olduğun o rakamlara gelme ihtimali yüksek olacaktır. Yeter ki şirket çalışsın,
çabalasın. Evet, birleşim çok merak ediliyordu. Ben de bununla ilgili bir video paylaşmak istedim. Bir eder hesaplaması yapmak istedim. Bunların teker teker bakabilirsiniz. Tabii merak ettiğiniz hisseleriniz varsa bu videonun altında yorum olarak yazabilirsiniz. Vaktimiz olduğu sürece inşallah nasip kısmet olursa da sizin de hisselerinize bakarız. Özellikle böyle ucuz şirketler, bizim de fark etmediğimiz şirketler varsa bu videonun altında yorum olarak yazın. Biz de bir sonraki videoda hep beraber bir bakalım. Belki bir eder hesaplaması vardır, yoktur. Ona göre 3 aşağı 5 yukarı ne yapabiliriz efendim? Beraber, belki beraber de yatırım yaparız. Nereden bileceksin? Evet, bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeleriniz varsa takip etmeyi de unutmasınlar.